İnsanların boyları ve kiloları arasında bir ilişki olup olmadığını anlamaya çalıştığımızı varsayalım. Bunun için 10 farklı insanın boy ve kilolarını ölçüyoruz ve bu grafiğe yerleştiriyoruz. Yani bu grafik üzerindeki noktaların her biri bu insanlardan biri. Anlaştık mı? Mesela burada boyu 60 inç olan biri var, kilosu ise bir bakalım 125 pound. Grafiğe uzaktan baktığımızda burada bir trend olduğunu görüyorsunuz, değil mi? Demek istediğim genelleme yapmak gerekirse boy arttığında kilo da artıyor. Yalnız genelleme yapmak gerekirse dediğime dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani boyu uzun olup da buradakinden çok daha zayıf olan insanlar da var. Peki Sizce buraya bir doğru yerleştirebilir miyiz? Buraya noktaların her birine mümkün olduğu kadar yakından geçen bir doğru yerleştirmeye doğrusal regresyon adı verilir. Evet, doğrusal regresyon. Bunu yapmak için en sık kullanılan yöntem ise bu noktalara olan uzaklığın karesini minimize eden yöntemdir ve bundan önümüzdeki videolarda daha ayrıntılı bir biçimde bahsedeceğiz. Şimdilik işin arkasında yatan mantığa odaklanmak istiyorum. Karşımızda böyle bir doğru olsa bunun çok da iyi bir yerleşimi olduğunu söyleyemeyiz öyle değil mi? Baksanıza noktaların çoğu doğrunun üst kısmında kaldı. Benzer bir şekilde bu doğrunun yerleşimi de çok iyi değildir çünkü burada da noktaların çoğunun doğrunun altında kaldığını görüyoruz. Peki ya bu Evet, bu daha iyi görünüyor öyle değil mi? Noktaların hemen hemen hepsine oldukça yakın geçiyor ve böylelikle ortada genel bir trend olduğunu da göstermiş oluyor. Evet, bu gerçek bir regresyon doğrusudur. Denklemi bir şapkalı y ile gösterilir ve bu belirli bir x değeri için bir y değeri tahmini yapmaya çalıştığımız anlamına gelir. Yani burada söz konusu olan belirli bir x değerinin gerçekleşen y değeri olmayabilir. Neden diyecek olursanız, noktaların bazılarının doğru üzerinde olmadıklarına dikkatinizi çekmek isterim. Şapkalı y eşittir, bu regresyon doğrusunun y ekseni kesim noktası eksi 140 artı eğim yani 14 bölü 3 çarpı x. Şimdi bu noktaların çoğu için regresyon doğrusunun gerçekleşenden farklı bir y koordinatı verdiğini görüyorsunuz değil mi? y koordinatının gerçekleşen eksi tahmini değeri de artık olarak adlandırılır. Hemen yazayım. Örneğin bu noktadaki artık belirli bir x değeri için gerçekleşen y eksi regresyon doğrusunun verdiği ya da tahmin ettiği y değerine eşittir. Mesela x eşittir 60 için konuşacak olur isek gerçekleşen y eksi tahmini y yani regresyon doğrusunun verdiği y buradaki artığa eşittir. İsterseniz hemen videoyu durdurun ve bu artığı kendi kendinize hesaplamaya çalışın. Göstermemi ister isterseniz işte bu şekilde gösterebilirim. Şimdi hesaplamak için de gerçekleşen değer nedir? 125 değil mi? Evet gerçekleşen y değeri yani 125 eksi bu x değeri için tahmini y değeri nedir? Denkleme 60'ı koyalım bir bakalım. Eksi 140 artı 14 bölü 3 çarpı 60. 60 bölü 3 20 eder. 20 çarpı 14 280. Eksi 140 artı 280 de 140 eder. Bu da artığın 125 eksi 140'dan eksi 15'e eşit olduğu anlamına gelir ve evet artıklar negatif değerlerde alabilirler. Artığın negatif olması o x değeri için gerçek noktanın tahmininin altında olması olarak yorumlanabilir. Eğer buradaki artığı hesaplarsak da ya da buradaki gerçek x değeri tahminin üzerinde olduğu için pozitif bir değer elde ederiz. İlerleyen istatistik derslerinizde regresyon doğrularını hesaplamak için bu artıkların karelerinin en küçük değerlerini bulmaya çalışacağımızı da göreceksiniz.